Yalanlar. Yalan 1. Yurt dışı borçlanma şu tarihte bu tarihte kaldırılıyor. Yaklaşık 5-6 yıldır her 6 ayda bir dinlediğimiz bir yalan. Bir kanunu ancak hükümet veya Türkiye Büyük Millet Meclisi kaldırabilir. Bu konuda bugüne kadar hiçbir devlet yetkilisi veya kurumu bu kanunun kaldırılacağına dair bir açıklama yapmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de böyle bir kanun tasarısı yoktur. Yalan 2. Yurt dışında çalışma izni şu ayda bu ayda çıkıyor. Gurbetçiyi umutlandırarak koş gel bana para kazandır yalanı. Yalanı sanki hükümetin bir yetkilisi gibi rahatlıkla söylüyorlar ama söyledikleri hiçbir ayda böyle bir kanun çıkmıyor. Yine de başka bir ayı söyleyerek yeni bir yalanla devam ediyorlar ve maalesef gurbetçimiz buna itibar edip kanıyor. Yalan 3. Mahkeme ile yurt dışında çalışabilirsiniz. Gurbetçinin cebine gözünü dikenlerin 2012'den beri söyledikleri yalan. Bunca yıldır bu yalanı söylemelerine rağmen hiçbir mahkeme veya yargıtay kararı gösteremiyorlar. Buna rağmen yalanına devam ediyorlar ve gurbetçi de inanıp parasını kaptırıyor. Bu konuda Anayasa Mahkemesi yargı yolunu kapatmıştır. Tek yol hükümetin kanunu değiştirmesidir. Yalan 4. Türkiye'de mahkeme karar verdi. Yurt dışındaki ev hanımlarının borçlanma hakkı kaldırılacak. Yurt dışındaki bayanlara ev hanımlığı dönemlerine borçlanma hakkı kanunla verilmiştir. Kanunları ise ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi koyar, değiştirir veya kaldırır. Anayasaya aykırı ise Anayasa Mahkemesi iptal edebilir. Ancak herhangi bir mahkeme bu kanunu kaldıramaz. Yalan 5. İlk kanun hükmünde kararname ile SSK borçlanması kaldırılıyor, hepsi bağkur olacak. Bu yalanı TV'lere çıkıp söyledikten sonra hükümetimiz tarafından tam 3 kanun hükmünde kararname yayınlandı. Bu kanun hükmünde kararnamelerde Türkiye'nin haritası bile değiştirildi ama söyledikleri gibi SSK borçlanması hakkı kaldırılmadı. Hala halkın karşısına çıkmak cesaret işi doğrusu. Yalan 6. Yabancı ülke vatandaşlığına geçen sürelerinizi de borçlanabilirsiniz. Mavi kartlı vatandaşlarımıza sık söylenen bir yalan. 3201 sayılı kanun bu konuda çok açık. Bir kişi yurt dışında sadece 18 yaşından itibaren Türk vatandaşlığında geçen sürelerini borçlanabilir. Yabancı ülke vatandaşlığında geçen sürelerin borçlandırılması kesinlikle mümkün değildir. Bu bir yalandır, mağdur olmayın. Yalan 7. Türk vatandaşlığını kaybettiğiniz tarih önemli değil, mavi kartı aldığınız tarihe kadar borçlanma yapabiliriz. İzinle Türk vatandaşlığı konsolosluktan çıkma belgesi alındığı tarihte kaybedilir. Hak sahipliğini ispat eden mavi kart ise ileri bir tarihte alınabilir veya hiç alınmayabilir. İşte mavi kartlı da borçlanmasını bu çıkma belgesini aldığı tarihe kadar yapar. Gerisi yalandır, inanıp mağdur olmayın. Yalan 8. Türkiye'de boşta geçen zamanlarınızda borçlanıp emekli olabilirsiniz. Türkiye'de borçlanabilecek zamanlar iki kanunda düzenlenmiştir. 5510 sayılı kanuna göre askerlik, doğum, avukatlık stajı gibi dönemlerle 3201 sayılı kanun gereğince yurt dışı süreleri borçlanılabilir. Hiçbir kanunda boşta geçen sürelerin borçlanabileceğine dair bir hüküm yoktur. Kesinlikle kanmayın. Yalan 9. Önümüzdeki yıl Türkiye kısa süreli SSK girişlerini kaldıracak, en az 2,5 ay veya 1 yıl çalışmak gerekecek. Hükümet, SSK veya Çalışma Bakanlığı'ndan böyle bir resmi açıklama yok. Bunları söyleyenler hükümet yetkilisi olmadıklarına göre. Anayasa gereğince herkesin çalışma özgürlüğü olduğundan bu hakkı hiçbir hükümet sizden alamaz. Yalan 10. 10 günlük, 100 günlük de olsa borçlanma yapıp kendinize dosya açtırın. Kanun kalksa bile hakkınız olur. Zararsız bir yalan ama yine de yalan. Borçlanıp bedel yatırıldığı kadar hak olur. Kanun kalkarsa başka hakkınız olmaz. Yurt dışındaki ilk sigorta girişleri kanundan önce uygulanan uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleriyle verilmiştir. Bu nedenle siz hiç borçlanma yapmasanız kanun kalksa bile bu hakkınız vardır. Yalan 11. 1 Temmuz'da borçlanma bedellerine zam geliyor. Günlük borçlanma bedelleri asgari ücrete bağlı olarak her 6 ayda bir zamlanıyordu. Ocak ve Temmuz aylarında. Ancak 2016 yılından itibaren zamlar yıllık olarak belirlenmeye başladı. Bu nedenle borçlanma bedellerine sadece her yıl 1 Ocak'ta zam geliyor ve tüm yıl için geçerli. Temmuz'da zam diye bir şey kalmamıştır. Şimdiye kadar bize ulaşan yalanlar bunlar. Yeni yalanların nasıl geleceğini şu an bilemiyorum. Sayın gurbetçimiz, lütfen TV'lerde, haber süslü reklamlarda
Her duyduğunuza inanıp holding zede gibi emekli zede olmayın. Kooperatifler holdinglerden sonra gurbetçinin sırtından haksız kazanç elde etmek isteyenler sizin mağduriyetinize rağmen gözleri cebinizde. Hiçbir resmiyeti olmayan bu kötü niyetlilere fırsat vermeyin. En azından bu videoda sıraladığımız vaat ve korkutma yalanlarını söyleyenlerin hiçbir sözüne itibar etmeyin. Son söz yine de takdir gurbetçimizindir.